oldu. Bir tedavi sürecine giriyor hasta burada. Peki hocam, beslenme ile alakalı ne diyeceksiniz? Kalp ve damar tıkanıkları ile alakalı. Kalp ve damar hastalıkları tabii inmeden ayrı hastalıklar değil aslında. Az önce sebeplerini söyledim. Yani bizim kalp hastalıklarımızın önemli bir kısmı inmenin nedeni. Dolayısıyla kalp hastalıklarına sebep olan beslenme tarzı ya da yaşam tarzı dolaylı olarak inmeye de sebep oluyor. Dolayısıyla bizim karbonhidrattan çok zengin, yağdan çok zengin, sürekli et tüketimine dayalı, genellikle egzersizden uzak, tuz tüketiminin yoğun olduğu bir yaşam tarzı nasıl kalp hastalıklarına neden oluyorsa aynı şekilde aynı oranda inmeye de sebep olur. Bizim hayatımızı belirli sürelerle yaptığımız diyetlerle değil, kalıcı alışkanlık değişiklikleriyle düzenlememiz gerekiyor. Toplumumuzda tabii tuz tüketiminin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bu konuda bir bilinçlendirmeye ciddi bir ihtiyaç var. Bunu tabii çeşitli dernekler, Sağlık Bakanlığı yoğun şekilde yapıyor. Yine toplum olarak egzersiz alışkanlığımızın ne yazık ki neredeyse çok çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda da ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu ifade edebiliriz. Ve karbonhidratın baskın olduğu bir yeme alışkanlığımız var. Maalesef. Yağlı ve et odaklı bir beslenme alışkanlığımız var. Bunun büyük oranda değişmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Sonuçta üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama balık tüketiminin son derece az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tabii inmeyi ve kalp damar hastalıklarını önleme bugünden yarına bir takım alışkanlık değişiklikleriyle ne yazık ki mümkün değil. Bu bir kültür ve toplum yapısının zaman içerisinde değişmesiyle ilgili bir durum. Nasıl sigarayla mücadele edildiğinde bugünden yarına bir sonuç alınamıyor. Belki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık bir çabanın sonucunda bugün sigara kullanımının azaldığını söylüyoruz ve gözlemliyoruz. Burada egzersiz alışkanlığının artırılması ve beslenme rejimlerimizin değişmesi de biraz zaman alır. Elbette ciddi bir bilinçlendirme süreci gerekiyor. Bunu da dediğim gibi bizim Türk Kardiyoloji Derneğimiz, Sağlık Bakanlığımız, çeşitli meslek grupları yoğun şekilde yapıyor. Farkındalık yaratıyorlar. Farkındalık yeterince oluşturuluyor. Elbette Avrupa'nın oldukça gerisindeyiz bu konuda. Ama Amerika'nın da önündeyiz yani iyi tarafından bakarsak. İnşallah daha iyi noktaya geliriz.